Şimdi önce patateslerimizle başlayalım. Kabuklarını soyuyoruz. Haşlanmış olarak kullanacağım patatesi. Siz de bu şekilde haşlayabilirsiniz. Kabuklu olarak haşlarken de suyuna biraz tuz atmanızı tavsiye ederim. Hem daha lezzetli olacaktır bu şekilde. Şimdi patatesin kabuklarını alıyorum. Birazdan doğramaya başlayacağım. Patateslerimizi güzelce soyduktan sonra şimdi doğrama işlemini yapacağım. Bunun içerisine hazırlayacağım. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum uzunlamasını. Tekrar kestikten sonra patateslerimizi kuş başından biraz daha küçük olacak şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum patatesleri şimdi cam kasemin içerisine alıyorum. Patateslerimi güzelce doğradıktan sonra şimdi sıra geldi ıspanaklara. Kök ıspanakları bu şekilde bölebilirsiniz. Şimdi bunları da patateslerin içerisine ekliyorum. Sıra geldi kornişon turşuya. Kornişon turşuyu da bakın bu şekilde verev olarak doğrayabilirsiniz. Turşuları da içerisine ekliyoruz. Mısır, yeşil zeytin. Bütün malzemelerimizi bir araya koyduk. Şimdi sıra geldi sosu yapmaya. Sos için gerekli olan malzemelerimizi de karıştıracağım. Evet, önce yoğurdumuzu ekleyelim. Hardal. Şimdi biraz da mayonez ekliyorum. Biraz zeytinyağı. Biraz tuz. Biraz karabiber. Şimdi bir miktar da kuru baharatlardan nane ekliyorum içerisine. Güzelce karıştıralım. Biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Evet. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu da şimdi bunun içerisine ekleyelim. Salatanın. Evet, şimdi güzelce karıştıralım. Ama bir miktar bu şekilde koyalım. Taze ıspanak yapraklarını da tabağımızın çevresine bu şekilde diziyorum.